Biga'da Pomaklar, Boşnaklar, Çerkesler ve Çeçenler ilçenin göçmen nüfusunu oluşturur. Pomaklar, Türkiye'ye ilk olarak 93 Harbi'nden sonra göç etmeye başlamışlardır. Göçler zordur, sıkıntılıdır, çilelidir. Ve zaten Bulgaristan'da yaşayan Pomaklar, Müslümanlığa bağlı olmaları sebebiyle çok sıkıntı çekmişlerdir. Hayatları hep çilelidir. 1989 yılının sonlarına kadar Pomakların Türkiye'ye kitlesel göçleri devam etmiştir. Bu Pomak bebeği, Pomak elbiseleri, yani bayanların kullanmış olduğu orijinal 100 yıllık tarihi olan Pomak elbiselerinin orijinalinden bozulup keserek yapılan bu Pomak bebeği, köylerimize, Pomak annelerimize, Pomak ninelerimize gelirlerine katkı sağlamak amacıyla bunu üretmektedirler. Pomak kültürü gelişen ve değişen dünya ile beraber yavaş yavaş unutulmaya, terk edilmeye başlanmıştır. Bir topluluğun benliğini kaybetmesi adına kültürel tarihini hatırlaması ve kültürüne bağlı yaşaması çok önemlidir. Biga Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Biga Pomaklar Derneği gibi dernekler bu anlamda Pomak kültürünü unutturmamak ve yaşatmak adına büyük bir çaba göstermektedir. Allah'ın emriyle, Peygamberin kabiliyle kızını istiyoruz. Ben de Allah'ın emriyle, Peygamberin kabriyle kızımı size verdim. Dil, toplulukları bir arada tutan en önemli unsurlardan biridir. Pomaklar Türkiye'ye göçleri sonrası, her ne kadar Pomakça yerine Türkçe konuşmaya başlamış olsalar da, Pomakçanın ölmemesi ve nesilden nesile aktarılması için, özellikle gençler tarafından günlük hayatta konuşulması büyük önem arz etmektedir. Şu gördüğünüz elimizdeki bu Pomak eşyası tarihi çok eskidir. Tahminimize göre belki 150-200 yıl öncesinden kalma bir parça. Pomak heybeleri, pomak torbaları şu şekilde gördüğümüz gibi genellikle kırmızı renk üzerine yapılmıştır. Bu rengin anlamı Bulgaristan'da Rodop dağlarındaki kırmızılıktan gelmektedir. İnsanlar da böyle. Ve düğün zamanı geldi çattı. Damat adayı
gelinin evinin önünden kendisine nişanda hediye edilen nişan torbasıyla geçtikten sonra gelin beyaz ata bindirilerek düğün alanına doğru yola çıkar. Bütün komşular da meraklı gözlerle gelini izler. Eskiden bir odada yaşıyorlarmış. Yani böyle tek başına geline oda vermiyorlardı. Bir odada işte herkes kayınvalidesiyle, kayınpederiyle aynı evde yaşıyorlardı. Şimdi daha farklı. Şimdi mesela evlenmeye kalktım mı geline hazırlıyor evi, eşyasını, her şeyini hazırlıyor, öyle veriyor. Önceden yoktu. Bir oda sadece veriyorlardı. Birbirlerine yakın oturuyorlardı. Poma gelini kaynanasına, kayınpederine saygılı olur. Şimdi çekinmiyorlar. Yani insanlar sevdiğini alsın, kaynanasına, kayınpederine saygı, sevgi göstersin. Onlar da zaten daha çok sevgi, saygı gösterecek geline. Çeşit çeşit börekler, tatlılar, yemekler, düğünlerin olmazsa olmazları. Pomakların genel yemek kültürü kaçamağımız, otlu böreğimiz, akıtmamız, sütlü kabaklı çorbamız, mercimek çorbamız, onlar meşhurdur. Gözleme, onlar meşhurdur. Düğünlerde, bayramlarda yapılır. Kaçamağımız mısır unundan, tereyağından, lordan yapılır. Tereyağı kızdırıyoruz, üstüne döküyoruz, mısır unu kavuruyoruz, öyle pişiriyoruz. Sonra tavaya yayıyoruz. Üstüne de loru koyuyoruz. Bu bize büyük ninelerimizden, babaannelerimizden kalma. Devam ettiriyoruz. Devam da ettireceğiz Allah'ın izniyle. Beyaz atıyla yavaşça sokaklardan geçerek ilerler. Düğün alayını gören herkes atın peşine takılır. Gelinin beyaz atıyla yol alması çok eskilere dayanan bir gelenektir. Ve düğün alayı yolda sık sık durdurulur. Bu anlar gelinin sabrını ölçmek açısından da önemlidir. Köyün erkekleri gelinin gelmesini coşkuyla kutlar ve gelin beyaz atın üstünde müzikler eşliğinde erkek evine doğru gitmeye başlar. Kız tarafından bir erkek, gelini erkek tarafına teslim eder. Bütün köy halkı da gelinin peşinden gelir ve bütün bu olanları merakla izler. Her yerde olduğu gibi Pomak diyarında da düğünler herkes için ayrı bir şenliktir. Pomak düğünlerinin unutulmayan adetlerinden birinde de köyün genç kızları ve erkekleri karşılıklı olarak sıralanır. Erkeklerin cebinde ufak bir cep aynası vardır. Ve karşıda duran kızlardan birini beğenirlerse bu aynayla güneş ışığını kıza yansıtarak onun ilgisini çekmeye çalışırlar. Işık yansıtılan kız eğer erkeği beğendiyse ona biri aracılığıyla çiçek yollar. Böylece düğünler ileride yeni düğünlerin yapılmasına bir anlamda vesile olur. Eskiden düğünler güzel oluyordu, değişik oluyordu. Dışarıda olmuyordu, kadınlar arasında, erkekler olmuyordu. Öyle hatırladığım gibi. Düğünler de farklıydı. Atla çıkılır gelin, damadın evine öyle gidilirdi. Şimdi daha farklı, şimdi gençler daha farklı, birbirini seviyorlar. Öyle görücü usulü yok mesela. Önceden vardı, şimdi yok, kalktı. Düğünlerde giyilen kıyafetler, yapılan danslar, gerçekleştirilen adetler. Hepsi kökü yıllara dayanan bir kültürün uzantısı. Ve bu kültürel ögeler ne kadar çok yapılır, ne kadar çok gençlere öğretilirse geleceğe taşınma şansları o kadar artar.
Pomaklar, yıllar önce Türkiye'de yeni bir hayata başlayarak yaşadıkları sıkıntıları ve zorlukları aşmışlar. Ve Bulgaristan'da yaşarken bile kopmadıkları kültürlerini, değerlerini, adetlerini artık daha rahat yaşıyor, geleceğe taşımak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Düğünler her kültürde olduğu gibi Pomaklar için de ayrı bir sevinç, ayrı bir coşku demek. Yılların getirdiği, eskiye duyulan özlem, yeni evlenen çiftin neşesiyle katlanıyor. Bütün insanlar için unutulmaz bir tören haline geliyor böylelikle Pomak düğünleri. Ve gelin, damat, eş, dostlar, neşe içinde dans ediyor, düğün bütün hızıyla devam ediyor. Yeni bir yuvaya adım atan çift, uzun soluklu, mutlu bir hayatında ilk adımını atıyor.